Geçici olarak şimdi yaptık. Bunun gibi dev havalandırma ayaklardan bir tanesi. Efendim kentimiz burası. Biz şu anda şurada bulunuyoruz. Burada bu kuyu çevresinde başlamış. Sayımıza göre buradan çıkanı bulunanlar. Yani, su akıyor oraya. O küçük havuzu dolduruyor. Onu taşınca buraya akmaya başlıyor. Gelince temiz yere yakın olmak istiyorlar. Bu tarafa geliyorlar. Oralar da orijinal değil mi? Orijinal. Bir şunun dışında hep orijinal. Onun üstünde yine aynı. Yani heyecanların hareketleri arttıkça takma parçalar şu anda. İçerisinde. Takılıyordu onlar. Bu sandviçe arttırız. Bu bir açık oldu. Sağ taraftan oluyorlar. Ama evli bayanların başları kapalı oldu. Yarın bunu hatta bizim kimdi o belliğini miydi? Evet. Sayın Valim. Yani evet. Aydın şimdi sadece şimdi değil tarihte de bolluğun bereketin kentleşmenin ve medeniyetin başkentlerinden birisi. O anlamda Aydın'da 22 tane antik kentimiz var. Çok önemli antik şehirler bunlar. Bu sene malumunuz Afrodisias yılı ilan ettik ve Afrodisias UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girdi. Priene'de geçici miras listesine girdi ama bugün biz Magnezya'dayız. Magnezya ad Meandros. Öyle mi? Evet, tarihteki yani. İsmiyle Menderes Manisa'sı burası. Diğer bir Manisa şu an hali hazırda gene büyük şehirlerimizden birisi olan Manisa'sı. Spil Manisa'sı deniliyor yani antik kente. Burası da antik dönemde çok önemli kent merkezlerinden birisi. Çok ciddi bir tapınağı var. Bölgenin en büyük tapınaklarından birisi. Evet. Değil mi? Ve bölgedeki dört önemli tapınaktan birisi burada bulunuyor. Orada hocamız ve ekibi yaptıkları kazılar, çalışmalar neticesinde yeni 6 tane heykele ulaştılar. Kazı çalışmaları devam ediyor. Bu 6 heykel sadece bir oda içinde bulunmuş heykeller. Hemen bitişiğindeki odada da gene kaidesi bulunan ama henüz kendisi bulunmamış heykeller olduğunu değerlendiriyor ekip. İnşallah onlar da bulunacak. Ancak tabii biz bu yıl Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan valiliğimizle, kaymakamlıklarımızla bazı belediyelerle birlikte Aydın'daki antik kentlerin turizmin hizmetine daha hızlı bir şekilde kazandırılması ve Aydın'da turizmin tüm mevsimlere yayılması, sadece plaj turizmine indirgenmemesi, daha da geniş zamanlı bir şekilde dört mevsimde yapılabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bu antik kentleri turizmin hizmetine sunma anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Magnezya'da da 2 milyon 600 bin TL'lik bir destekle Magnezya'da da GECA'dan sağladığımız kaynakla oranın daha iyi hale getirilmesi, etrafının ihata edilmesi, yürüme yollarının yapılması, aydınlatılması ve devamında da oranın hak ettiği değere erişmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Bu proje de kabul edildi. Büyük bir devi uyandırmaya çalışıyoruz ama dev hiç hissetmiyor. Uyumaya devam ediyor. Çalışmalarımız 34 yıla rağmen çok az. Koşullar belli. Memlekette çok öğrenciler var. Kazılacak alan çok. Ama giderek artacağına inanıyorum. Bu GECA gibi projelerle bunlar desteklendikçe ortaya çıkanlar da kendini gösterecek ve
memleketin bu kadar bu konuda ne kadar zengin olduğunu biliyoruz zaten. Ama bildiğimizden daha zengin olduğunu göreceğiz.